Haftanın Ürünü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Bu haftanın ürünü olarak görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC Windows 18S seçtik. HTC Windows 18S geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Telefon 8X ile birlikte sahneye çıkmıştı ve her iki telefonda tasarımlarıyla oldukça büyük beğeni toplamıştı. İlk etapta 8X'i gördük Türkiye'de. Biz de geçtiğimiz ay bir inceleme gerçekleştirmiştik 8X ile ilgili. Ve bu telefon şu sıralar Türkiye piyasasında yer almakta. Her üç operatörde o telefonu satmakta. Şimdi sıra 8S'e geldi. 8S'te daha yeni test merkezimize geldi. Ve bu hafta içerisinde bu cihazın detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacaksınız. Öncelikle size bir ön gösterim yapalım. Bu cihazın bakalım ne gibi özellikleri bulunmakta. HTC Windows Phone 8S tasarım anlamında 8X'e benzer bir çizgiyi tuttursa da teknik özellikler bakımından biraz daha mütevazı olduğu dikkate çarpıyor. Telefonda 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlüklü Super LCD ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra 1 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemci, 512 MB RAM, 4 GB dahili bellek ve 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası bu telefonun başlıca teknik özellikleri arasında yer almakta. Telefonda Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 3G desteği de kablosuz bağlantı özellikleri olarak dikkat çekiyor. Telefonun arkasında 5 megapiksellik bir kamera var. Bu kamera 720p video kayıt yeteneğine sahip. Önünde ise kamera yer almamakta. HTC Windows 18S'in tasarımına baktığımızda 8X'de 8S'in benzer bir tasarım çizgisini tutturduğunu görüyoruz. 8S'de polikarbondan yapılmış bir kasayla geliyor ancak tek kalıp bir kasa değil bu. Altta görmüş olduğunuz açık mavi tondaki bölüm çıkıyor ve bu bölümün arkasında microSD kart yuvasıyla microSIM kart yuvası yer alıyor. Bu kapağın karşısına gelecek şekilde önde görmüş olduğunuz Windows navigasyon tuşları yer almakta. Geri Windows ve ara tuşları var. Arkadaki bölümle öndeki bölüm aynı renkte yapılmış ve böylelikle renk açısından bir uyum yakalanmış. Görmüş olduğunuz mavi renk tonu ayrıca hoparlörüne de dikkat çekiyor. Böylelikle telefon önünden baktığımızda oldukça büyük bir uyumun olduğunu görmekteyiz. Arkada kameranın etrafını çeviren halka da aynı mavi tonunda. Yine altta görmüş olduğunuz kapak da bu mavi tonu destekliyor. Ve böyle renklerin güzel bir rağmenini oluşturduğu bir tasarım karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz polikarbon bölümde yine koyu mavi bir tonda. Bu da telefonun oldukça hoş gözükmesini sağlıyor. Beats Audio ses desteği bu telefonda da mevcut. Hemen Beats logosunun altında da operatör ızgarasını görmekteyiz. Telefonun sağ tarafında ses tuşları yer almakta. Ses tuşlarının altına doğru ilerlediğimizde kamera tuşunu görüyoruz. Altta mikro USB portu var. Hemen onun yanında mikrofon dikkat çekiyor. Telefonun sol tarafında herhangi bir unsur yok. Üste baktığımızda da güç butonu ve 3.5 mm kulaklık şakı dikkat çekiyor. Oldukça kompakt bir tasarıma sahip olan Windows Phone 8S dikkat çekici bir cihaz gibi gözüküyor. Tabii cihazla ilgili daha kesin yargılarımızı bu haftanın ilerleyen günlerinde yayınlayacağımız detaylı incelemede veriyor olacağız. O incelemede telefonun genel performansını, kullanıcı deneyimini, kamerasıyla çekilen fotoğrafları ve videoları ve bunun yanı sıra çeşitli benchmark test sonuçlarını da bulacaksınız. Bunu belirtelim. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta yepyeni bir haftanın ürünüyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.